Bak her derste söylüyorum ki, diyeceğim birkaç sene diyeceğim bunu inşallah. Lut kavminin hepsinin, Semud, Ad kavminlerinin bir adetleri vardı. Helak olmasına sebep. Lut kavminin pisliğini biliyorsunuz değil mi? Eşcinsellikti. Nasıl giyinirlerdi biliyor musun? Düşük pantolon giyerlerdi. Arkadan yürüyenlere diyor ki, ben eşcinselim ona göre. Yani birbirlerini düşük pantolon giyerek tanımlarlardı. Namaza eldiğiniz zaman düşük pantolon olanlar, namazdayım cumada, sağ gözümü kapatıyorum inan görmemek için. Değil donu, kıçı gözüküyor. Ha? Ben sizden yaşlıyım, abinizim. Bunları demem lazım. Düşük pantolon Lut kavminin adetidir. Amerikan Yahudi şirketi Müslümanlara diyor, Lut kavminin adetini yaptım ya diyor. Bundan sonra gidebilirim. Hakikaten geberdi gitti. 200 sene yaşayacağını söylüyordu. Refeller mi? Neydi böyle zıkkım kökü? O adam demiş. Peki, üzerinize İngilizce yazıyor. Ne yazdığını biliyor musunuz? Belki de size küfür ediyorum. Ben bilmem ne çocuğuyum diyor. Böyle yazı da var tişörtte. Mesela bir tanesiyle gidiyorum böyle. İngilizcesi var. Yazılımcı senin mesleğinden. Camı indirdi, çok ilgisin yani. Dur kalk yaptı ya böyle ışıkta. Orada birisi gibi, delikanlı bir dakika durur musun dedi. O da benim gibi duramıyor. Buyurun dedi. Tişörtünde bir yazı var dedi. Ne yazıyor şu. Manasını biliyor musun dedi. Biliyorum dedi. İyi o zaman git dedi. Manası neymiş? Nedir dedim herhalde. Ben hayvanım. Bir tanesine de denk geldim dedi. Ben falan çocuğuyum. Ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Gözümün önünde diyor. Ben görmedim. Kendisi bana anlattı. Yazılımcı. Ahlaklıymış böyle. Hemen durur söylermiş. İngilizcesi var. Ben falanca çocuğuyum diyor. Yazıyor diyor. Böyle mi yazıyor diyor. Caddenin ortasında tişörtü çıkarttı diyor. Biz reklam panosu muyuz? Ne alakası var bu konuda mevzuyla? Psikoloji ilimlerimiz. Niçin bozuk? Ya. Adamlar neler yakıştırıyorlar bize. Yazılı, renkli yani şekilli almayacaksınız. Düşük pantolon giymeyeceksiniz. Lut kavmi gelişir. Küpe müpe altın altınlar takmayacaksınız. Kadınlık duygusu gelişir. Altının dalga boyu, enerjisi, cinlerin, kadınların dalga boyu, ben ehliyim bu işin, üçünün dalga boyu birbirine yakın. Mesela şöyle diyeyim. FM radyosu, XX1 bir kanal. Başka bir kanal, XX2. Başka bir kanal, XX1.5. Birbirine yakın değil mi? Ses bazen kayma olur. Ha, dalga boylar üçünün aynı. Yakın, yani yakın diyor. Cin, altın, kadın. Çok rahatsız ederler, o da rahatsız ederler. Yani eğer ona takarsan o tür duyguların gelişir. Yerin altında saklanan altınlar sahiplediğim çıkınca yamuluyorlar yakınlar. Niye? Cinler sahiplenmiş. Niye demir madenini sahiplenmemiş? Onun için erkek takmayacak. Çünkü takarsa cinsellik duygunuz çok aktif olur. En azından bir tanesi bu. Cin olduğu. Cinnet getirmiş. Cin olduğu nettir. Cin net. Cinsel. Ha, faydalı olayım diye parantez açtım. Bir kere hemen o düşük pantolon varsa elveda diyeceksin. Bunu duyduktan sonra kale almasan şimdiye kadar merhametle bakılıyordu. Belki tecelli etmiyordu o duygu sana ama. Eğer kale almasan duyduktan sonra, bak bundan sonra pek şansın yok. O duygun gelişir. En azından kafana vesvese olur. Ulan sen şey misin lan? Şeytan eline koz verdik yani. Benim de ağrıma gidiyor ya. Müslümanın çocuğu, Lut kavminin çocuğu olamaz. Ağrıma gidiyor. Bunu cumada da vaaz ediyorum bunu söyleyeyim. Bir tanesi vardı. İndim kürsüden. Ulan bağıracak dedim işte. Arnavut. Hocam Allah razı olsun dedi. Bunu dedim. Vallahi şimdi donla kalmayacağım. Gitsem çıkarırdım. Dedim eğili kalkırken zaten donla kalıyor.
Evet. Hocam çok özür dilerim. Çok kısa böyle bilirim işini. Ben birinden bir şey dedim, biri de farkını söyledim. Dedi ki her doğru her yerde söylenmez, biri de ki her doğru her yerde söylenir. Şimdi hangisini hocamı beğenmiyor? Her doğru her yerde denmez. Ama benim bildiğim doğruları hep desem sen burada kalamazsın. Bir de şu var, Müslümanın Müslümanın hakkı var. Yok dediğiniz anladın da şimdi o zaman söylemek mi gerekirse şimdi bir o aklıma geliyor, bir o aklıma geliyor. Söyleyeyim şimdi sana. Söyleyince... Şimdi söyleyecek kişi, konumu, yaşı, vazifesi. Sen şimdi burada desen olmaz. Yani üstünlük sağlam kamaçlı değil tabii ki. Tabii. Ama benim şu anda bir sıfatım var değil mi? Allah razı olsun. Benim bir sıfatım var, sizi ikaz etmeyle, bazı şeyleri uyarmayla vazifem var. Ama vazifesiz bir adam, doğru bildiği bir yerde, doğru bildiği bir şeyi, ortama, kim, kime, bak kim, kime, neyin, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat bilmeden söylerse, kâr yerine zarar verir. Bak, kim, kimlere, neyi, ne zaman. Uslup, tamam, makam, maksat. Daha çok var da siyaksi bak diye. Ha, şimdi pat diye sen emsaliyle söylersen böyle. Ama camiye çıktık kürsüye, vaaz ediyorum biliyorsun. Demeyeceğim. Nerede diyeceğim? Kürsüde demedim. Ama sen camiye daha önce gelmeden, cemaat! Biliyor musun böyle? Olmaz. Kimsin? Bak, sıfatın var. Oraya gelen, her şeye açık. Ben, beni yetiştir, beni öğret, bilmediğimi anlat, yanlışlarımı ikaz et, kulağımı sana verdi diye gelmiş. Gururundan değil. Emsaller arasında sıkıntı olur ama o makam değil. Ha, benim vazifem tebliğ, irşat etmek, yanlışları ikaz etmek. Çünkü ben ne zaman diyeceğim? Ha, o dediği doğru. İkisi de doğru. Mesela her doğru, bir tane söyle demişti bana. Yayınlar yapıyorsun, sesli yayınlar. Bu kadar şey söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde denmez ki. Her doğruyu ben desem dedim, seni Merkür'e değil Jüpiter'e atarlar. O da bildiklerinin içine seçerek veriyor. Her doğruyu da demiyor. Ha doğruyu söylüyor. Ha ya... Bizim çok doğrularımız var, bazılarını söylüyoruz. Özel hayatınıza girmedik. Gene pantolonu düşük giymeyeceksiniz. Şaka.